Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Gel gel. Şöyle aşağı çek. Sığar sığar. Buraya ne arabalar sığdı? Sami hoş geldin. Hoş bulduk. Abi gurbetten geldiğin nasıl belli? Hemen Türk bayrağını oraya hemen yapıştırmışım. Kral, sohbete devam edeceğiz arkadaşlar. 3 senedir bekliyor seni ya görüşmeyi. 3 senedir. Vay anasını. Canım yiyelim. Ev arabasını alsak mı? Tamam. Arkadaşlar Sami Almanya'da burada Mahmut abinin olduğu çiftliğin o büyük bölümünün sahibi zaten. Kardeşimiz. O da bayağıdır konuşuyorduk dedi gelelim. Senin orayı göreyim falan merak ediyorum dedi. O da böyle geldi. Ya dedim ki bundan bu arabadan bize de lazım aslında dedim ama arkadaşlar bu araba bize göre değil. Yani Samsun'a 80 kilometre git gel abartmıyorum 1000 lira para yakar. 1000 lira yakar. Stop. Evet tamamdır. Tami sen gelmişken hemen şu beçleri açayım. Açarım ya. Beçleri niye açıyorum biliyor musun? Efendim, bu saate kadar dün yavru aldık ya. Evet. Şimdi yumurtalarını almaya çalışıyorum. Evet, yoksa evet. Bunlar doğaya şey yapıyorlar, yumurtluyorlar. Bu leydi öyle değil mi? Sen biliyorsun artık burada her şeyi. Evet. Benim de sana ama şu horozu yakalayacağım. Bir gel bakayım sen bir gel. Bir gel, bir gel, bir gel. Yerlere de yumurtaları atmışlar. Gel, 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 gel. Horoz çünkü başka tavukları bozacağına eminim. Senin yerin yavrum burası. Gel bakayım bir dur. Atla bakayım içeri. Ya bunları canlı görmek daha başka ya. Değil mi? Vallahi de bilmiyorum. Ya şimdi kameradan değil mi? Aslında... Evet. Buradaymışsın gibi hissediyorsun değil mi kendini? Evet. Kral bu Lady canım ama öksüz var ya. Yani cins köpekler var, özel yok. Tavuk için, davar için bilmem ne. Evet. Abi bu köpek ya buradaki her hayvanı, her civcivi, her yumurtayı ayrı koruyor. Ama o senin yetiştirmene bağlı. Ya biz de yetiştirdik de bizim bir rahmetli garip vardı onun hocası bu. Evet. Öksüz'ün hocası buyur. Onun boğatları da bir yerdeydi değil mi? Aynen orada gömülü evet. Kardeş. Doğru bak nasıl da biliyorum. Sami bizim arkadaşlar sıkı takipçimiz. İşte böyle gelince bak bizimkiler de. Hemen sevdim. İlk defa görüyor bak. Ya. Ne kadar şey. Değil mi? Seviniyor. İlk defa. Ya. Sami ile ilgili daha konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir ilk önce şurada sağda solda yerdeki beç yumurtalarını şunları bir alayım. Sonra bunu aldık. Orada beç var o dursun. Onlar yumurtluyorlar. Bakın arkadaşlar bakın. Yumurta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yumurta var. İyi güzel. İdar. Yeter. Ama yine buraya gelip elbet yumurtlayacaklar olacaktır. Başkan bak bunları çıkarttık Mahmut abinin orada. 3 haftalık değil mi bunlar? 3 haftalık. Bunlar 3 haftalık işte bak bunları verdim şeyin altına abu cüce koşunun altına. Süper, hepsi kanatlandı. Süper. Bunlar yeni. Bunlar şeyler baf cüce koşun grubu. Evet. Bunları şimdi salmayayım bazı horozlar var bozmasınlar diye. Evet, evet. Bunlar böyle duracak. Durun bakayım çocuklar bir geçin. Ama en sevdiğim cüce koşun grubundan bunlardır. Şeyler çok tatlı hayvanlar. Dün aldıklarımız nerede? Dün aldıklarımızı şimdi herkes zaten bu videoda evet. Daha dün çıkmış civcivleri ilk defa seninle paylaşacağım. Hmm. Bunlar da yine 3 haftalık. Buna da Hint'e bağladım mesela. Evet, evet. Buradakileri. Evet. Bunlar da bu şekilde büyüyor. Hiç kayıp vermedik. Birkaç tane. Maşallah. Yine civcivleri büyüten tavuklarımız var. Sonra bir 5 tane Amerikan ördeği çıktı. Tamam mı kral? Şimdi bak orada bir tane 4 tane kalmış. Bak şimdi.
Bak. Burada 5 tane Amerikan ördeği olması lazım. 4 var. Biri nerede? Oradaki delik var ya. Evet. Abi o delikten öbür tarafa geçiyor işte. Allah şimdi Allah. Gideceğiz bakacağız nereye gitmiş onu göreceğiz. Bunlar şey değil mi? Ya cin gibiler. Daha yumurtası tam çıkmamış olan. Abi yeni yeni. Daha bir günlük işte. Tam 4-5 tane yumurta vardı. Onlar. Aynen tamam, öyle tamam. Yaşa. Tamam. Sami sen bilirsin çok sıkı takip ediyorsun ya. O yavru nerede? Burada da değil. Bak buradan da başka bir yere atlamış. Elbet buralardadır ama. Ses verir. Allah Allah, burada da yok. Ama buralardan bir yerden çıkar elbet. İnşallah. Evet dostlar, hemen şunları da şöyle yayılırken göstereyim. Karınca yuvası gibi. Ya abi, bu sene amacım zaten beçi iyi arttırmak. Kral. Evet, evet. Şu güneşi de arkama alayım da. Bak, bunlar da büyüyen. Bunlar da ne kadar? 1,5-2 aylık falan. Şunlar da ne? Abim meme getirmiş yeni mezbanede. Evet. Şimdi bak bir bölümünü orada kaynatıyor. O kaynayanı köpeklere verecek. Sonra diğer şimdi arada ama duran. Ercan 2 ay diyorsun. Bayağı zahmet. Çok da hemen büyümüyor. Büyümüyor abi. Büyümüyor. Sen. Ya ben geçen bak yine bir şey söyleyeceğim. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Amerikan ördeği abi niye kadar falan fiyatı dedi. Amerikan ördeğinin çıktığını. Hmm. Ben de dedim ki abi dedim, haftalığı 100 lira dedim. Yani. Bir haftalığı 100 TL. Evet. Abi çok pahalı, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim dedim. Ondan sonra kapattım. Evet. Bugün sen yoktun. Mahmut abiyle konuştuk. Ya abi dedim 36 günde çıkartıyor. 36 gün bekliyorsun. Aynen aynen. 36 günün sonunda bazı yumurtalar boş çıkıyor veya ölen de olabiliyor. Tabii. Abi aşağıda çorba şu anda 75 lira 70 lira. En ufak bir yemek 100 lira. 100 lira. En ufak. Şimdi bak bu hayvanı sen tam 45 gün bekliyorsun. Ölmeyecek seviyeye getiriyorsun. Aynen. 100 lira diyorsun. Abi pahalı geliyor diyorlar. Abi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi da billahi satmam. Yani. Satmam. Yani. Kendim yerim bak. Gördün mü orada bak. Yakaladık. Bak görüyor musun? Yaramaz. Nereye gitmiş? Yaramaz. Çıkmış o delikten oradan. Oradan oraya bak. Sen orada aç kalırsın. Bir aç de kalırsın. Hareketli bir de. Seni var ya seni. Orada aç kalırsın sen. Arkadaşlar. Gel bakayım senin yerin nereydi? Oraya bir şey koymak lazım. Kabak lazım. Aynen aynen. Yok ama ben buradayım ya. Bunları yarın salacağım artık. Bunların yemi suyu var. Hah kardeşlerine git. Şimdi gelelim seninle ilk defa göstermediğimiz. Şimdi bende de şöyle bir problem oldu. Yine burada tüm herkese de söylemiş olayım. Başkan. Nasıl bir şey oldu? Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Sami. Mesela makineden 5'leri çıkartıyoruz. Evet. Bu arada bilgi de vereceğim. Hem seninle de konuşalım. Şimdi normalde bana diyen arkadaşlar var. Abi 5 tavuk burka gelmiyor mu? Yani. Senin de planlarının içerisinde sen bir ceviz tarlası yapıyorsun. Evet. Kaç sene oldu cevizleri ekeli? 3 sene oluyor. 3 yıl oldu. Şimdi dağın yamacına yerinde çok güzel bir 5 tavuğu kümesi yapacaksın. Aynen. Şimdi buradan söyleyelim. Sen orada benim gibi uğraşmayacaksın. Sen tam bir hobi olacak. Evet. Sen orada evet. Büyüttüğün 5 tavuklarını oradan sadece 5 tavuğunun girip çıkacak kadar kümese bir yer ayıracaksın. Evet. Girecek çıkacak. Bu 5 tavuğu gönlünü nereye isterse belki kümesin içine yumurtlayacak. Evet. Orada yumurtasını almazsan 20-25 yumurta yapıp gurk olacak. Kendi yatacak. Aynen. Veya ormanın içinde bir yerlere gurk yatacak. Nasibinde bir yırtıcı hayvan bulamazsa, zordur ama bulamazsa ormanın diyelim ki 100 metre diyelim ki tepede bir yere yaptı. Evet. Yavruları çıkartır yerine getirir abi. Ya bu kadar güzel bir hayvan. Bana bunu niye söyledim? Abi senin 5'ler gurka geliyor mu? Abi geliyor ama ben altlarında bir tane bile yumurta bırakmıyorum. Aynen. Hayvan da yumurta olmadığı için sürekli üremek için yumurtluyor. Aynen. Sürekli aynen, yumurtluyor. Aynen. Ben burada makine gibi onları kullanıyorum. Aynen. Ne yapıyoruz? İşte kendi tavuklarımızdan çıkartıyoruz. Mahmut abinin makineden, bizim makineden. Dün çıktı 50 tane bana aldık 50 tane evet. Mahmut abiye bıraktık. Evet. Aa, onlar da buradalar. Şimdi ben de bunları tavuğun altına bağlıyorum. Daha bunlar bir günlük ya. Bak şimdi.
Şurada bir tane oğlum bir şeyim var mı? Ya canlı ha, ben de ölü zannettim, uyuyormuş. Ama bu mesele ayakları biraz sıkıntılı. Tamam mı? Ona bir müdahale edeceğiz. Şimdi bendeki sıkıntı ne oldu biliyor musun? Tavuk anne şuranın içerisinde şu anda. Ha, inmiyor aşağı. Kabul etmiyor. Ha, orada şimdi hala kurkut kızışmamış. Ama ben bu işin masrafı, şu güneşi görsün, şöyle koyacağım. Ya bazı beşler de böyle sıkıntılı işte. Hop, aman düşmeyelim. Şimdi gündüz hiçbir problem yok. Bunlar daha bir gün önce çıkan yavrular. Evet, ben başındaydım. Ha, sen başındaydın, sen biliyordun. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer ben, anne şimdi buraya girmiş, tamam mı? Evet. İçinde yavru yok. Anne hala gurk yumurta peşinde. Anne buraya girdiği zaman eğer ben bunu kontrol etmezsem gece bu hayvanlar böyle kalırsa hepsi ölür abi. Evet. Bak bu kadar hassas. Evet. Hepsi ölür. Evet. Onun için akşam olacak, akşam tavuk orada duracak. Tavuk orada yatarken ben elimle bunları onun altına koyacağım. Şimdi hala kabul etmedi ama sonuçta ditmiyor. Vurmuyor. Evet, evet. Vurmadığı için sıkıntı yok. Onun için bugün tam kabul etmedi. Yarın bir daha altında kalacak derken o baf cüce koşinimizde buradaki tüm yavrularımıza güzel bir şekilde bakacak. Tabii. Zor iş. Zor. Bak. Çok Ercan. Bak. Zor. Şu. Evet. Bak bu yavru abi bak. Bak. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu yavru. Hassas. O. Ya çok hassas. Evet. Şimdi bunu olmuş bak elimi aldım üşümüş. Üşüme var. Evet. Bir de bazıları işte doğduğunda çok sağlıklı doğmuyor. Evet. Öyle ama ben şimdi ne yapacağım bunu? Ben bunu alacağım. Elimde biraz tutacağım. Bunu ısıtacağım. Ondan sonra geri koyacağım. Onu da koyabilirim. Nasıl da çıkıyor yaramaz ya. Evet. Burada bir günlük yani. 50 tane var. Bunlar bir günlükler. Bunları da büyüteceğiz. Şu anda Mahmut abinin makinede bir 150 veya 160 tane daha yumurta var. 200'e yakın vardı. Var mıdır? Var. Yine işte koyduk. Onlar da bir 20 gün sonra çıkacak. Ondan sonra ben de burada tavukların altına yatırıyorum bundan sonraki 5 yumurtalarını. Bol bol tavuklardan da 5 tavukların yumurtalarını böyle güzel güzel çıkartacağız. Böyle bakarken ha böyle küçük bir suluk, tamam mı? Yemi, civciv yemi olacak. Ondan sonra yine aynı şekilde bu tarafta da. Ama bu tavuğa dikkat etmek lazım. Kime? Tavuğa dikkat etmek lazım. Tavuğa dikkat edeceğim. Tavuk, tavuk bu gece ben onu ayarlayacağım. Akşam hepsini tavuğun altına koyacağım. Akşamı geçirecekler. Şimdi havalar sıcak gidiyor ama 3 gün 26-27 derece. 4 gün sonra 30'lu derecelere geliyor. Ondan sonra zaten bunlar bir haftayı kurtarsın. Havalar da sıcak olduğu için hiç burada daha hiç bunlara bir şey ama olmaz. Bizim burada gece 15 dereceye düşüyor. Tamam düşüyor. O ama sıkıntı. Sıkıntı da şimdi bir haftayı tamamlar bunlar. Anneleriyle ben ayarlayacağım. İşte başında duracağım. Ondan sonra da bu yavruların hepsi kanat aldıktan sonra da daha hiçbir şey de olmaz. İnşallah. Ya şurada 50 tane var gözüküyor mu işte? Gözükmüyor bak. Ne kadar az gibi duruyor. Ama burada 50 tane. Bir de bunun arkasındaki emeği düşün. Tabii. Bunları büyüt, et. Evet. Bu mücadeleyi ver. Abi bu işler zor işler ya. Ama ben bu küçük yavruyu şöyle bir şey yapayım. Şu annenin altına koyayım. Tamam kızım bir şey. Bunun altında durur mu bu? Bunun altında durmaz. Ben bunu elimde ısıtacağım abi. Bu bir tane yavruyu. Kapatabiliriz kral. Evet. Bunlar da buradalar. Sami baba. Sami sen şimdi ne yapıyorsun? Bir bize onu söyle. Sen de şimdi bir ceviz tarlası yaptın kendine. Orada senin kaç dönüm arazi vardı? 30-35 dönüm. 35 dönüm ceviz mi sadece? 800 tane ceviz. 800 tane ceviz yaptın. Arasına ileride senden burada aldığım hayvanlardan koymak istiyorum. Ha, aynen. Beç koyacağız. Bir de kas koyacağız. Ama ben hobi olarak yapıyorum. Aynen. Sen de böyle ben, değil. Ben Almanya doğumluyum. Orada yaşıyorum. Ha, evet. İşte arada geliyorum. Sizi görüyorum. Şenleniyorum. Değil mi? Benim için sıkıntı yok. Sami'yle kafalarımız aynı. Aynen. Sami sağ olsun. Biz de vallahi arkadaşlar rahatsızlandım ettim.
Sami'yi görünce iyileşiyorum ya. La vallahi billahi. Ama aynısını ben de geçirdim. O değil yüzden mi? Seni anlıyorum. Evet evet. Sen Almanya'da ne yapıyorsun şimdi? Ben Almanya'da demir döküyorum. Demir kaynatıyorum. Demir kaynatıyorum. İşte 32 senedir çalışıyorum. Yaş 49. Ay maşallah. Öyle işte. Öyle gidiyor. Evet. Yazları geliyorum, kışlara geliyorum. Ama burada güzel de bir ev de yaptın kendine. Ev burada yaptım. Ayrı düzeni de koydum. Havzada da okudum biraz. Değil mi? Evet. Okudun mu burada? Okudum. Orta üçü burada bitirdim. Ha doğru ya, benden iki dönem üstün söyledin. Evet ya. Evet. Aynen doğru söylüyorsun. Aynı okula gitmişiz sen. Aynen ben alttaymışım. Alttaymışım. Ben altta olunca sen bizim abimizmişsin o zaman. Evet. Orta üçü bitirdikten sonra ben geri döndüm. Ben orada olmuyum. Bir ara gelmiştik geri döndüm. Evet, iyi. İyi yaptın. Sonuçta Avrupa'da olmak bazen güzel, bazen tabii iki tarafı da var. Ya onu orada olan yaşayan anlar. Değil mi? Buradaki anlamaz. Değil mi? Yani iyi tarafı var, sıkıntı tarafı var. Aynı Türkiye gibi. Türkiye gibi değil mi? Aynı. Burada da her şey çalkantılı gidiyor. Evet, evet. Şu anda dünyada da öyle. Evet. Bu arabayı niye bunu böyle bir şeyi tercih ettin? Ya bir gün Rize'ye gittim. Ha. Dağlarda yeşil. Arabayı da bir çekelim. Çekelim. Abi. Evet. Dağlarda yeşillik, ben seviyorum ormanları, dağları. Tamam, bizim gibi. Baktım bunlar çay topluyor. Çay topluyorlar. Çay topluyorlar, dağın başında. He. Ya dedim, bu arabaya bayıldım, sevdim. Dedim bu arabayı bana verir misin? Kaç lira? 100 bin lira dedi. 100 bin, kaç sene önce? 1,5-2 sene önce. 1,5-2 sene önce. Dedim al parayı. Hemen tırın. Notere gidelim. Hemen tırın. Notere gittik. Güya tatile gittim, arabayla geri döndüm. Aynen. Ama 10 saat, 12 saatte geri döndüm. Değil mi? 60'la yolda geldik, geri döndüm. Tabii tabii, ben 60, sen beni takip gidiyor. Ettin. 60-70 gidiyor. Evet. Yani şimdi zaten bu gelirken ben bir söyledim. 1 litre ne kadar yakıyor bu araba? 100 kilometre 30 litre. 100 kilometreye? 30 litre. Abi ne yapıyor, bir hesap yapalım. Şu anda 25 lira olsa 750 lira. 750, 800 lira 100 kilometre. Abi biz batarız bununla. Vallahi batarız biz ya. Yok abi biz bunu... Ya ben bunu köy, havza, Merzifon, başka bir yere gitmiyor. Değil mi? Aynen. Bunda uzun yola gidilmez. Gidilmez, zaten. Gidilmez. Ya gidersin de ne olur, belli bir ocağında incir ağacı dikelim. Yani cepte para kalmaz. Evet. Vesaire evet. O bu olur. Şimdi, ama zevkli. Değil mi? Zevkli. Abi şey güzel yani. Ya benim için de mesela aslında uyabilecek bir araba. Hele Mehmet Hoca için, abim için. Evet, evet. Niye? Abim sürekli mezbaneden et taşıyor, şunu yapıyor falan. Evet. Mezbaneye git gel çarşı içinde. Evet. Böyle kısa arkaya yük atacağım vesaire. O anlamda iyi. Gel başkan şimdi. Şöyle bir gidip şöyle. Bununla bak. Bunlar da orijinal Çorum kazları. Sen Çorum istiyorsun. Ben bunlardan sana... Baki kardeşimiz var. Evet. Tamam mı? Ondan orijinal Çorum abi. Evet. Yani başka. Kilo 10-12 kilo basacak. Kendi senede iki defa yatar. 10 numara şeyimiz var. Bir ırkımız var. Kendi ırkımız. Deli Yürek miydi? Neydi ismi? Deli Yürek orada işte. Evet, bunlar da evet. Onun yavruları. Bunlar da büyüyen Amerikan ördekleri, normal köy ördekleri de var burada. Bunlar da kral. Onlar zaten o şekilde. Şahane, şahane. Buralarda Hintler var hep. Aynı Mahmut evet. Abinin olduğu gibi. Evet. Hepsi zaten. Bunların da mesela yumurtalarını almayacağım. Tamam mı? Bunlar yumurtlamadı mesela. Bunların yumurtaları böyle alınmayacak. Oraya yatınca yumurtalarını alıp 5 koyacağım. Nasıl yapacağım? Böyle. Bak şimdi 5 yumurtalarını buna koydum. Şimdi daha yatmadı orada. Evet. Ama bu tavuk 3-4 gün o yumurtaların orada olmasından dolayı burka gelip yatacak. İnşallah. Orada durmasında yumurtanın da sakınca yok. Havada güzel. Ama havzanın en güzel yerindesin. Değil mi? Evet. Bura güzel yer değil evet, mi? Evet. Vallahi ben... Yüksek. Hele geceliğin. Gece var ya. Kral. Oo, şahane geliyor. Şahane bir eser. Yine burada hep Gurklar, Hintler. Yine onlar. Bu Mehmet Hoca'nın Sivaslı Kangalı. Bu bir şey yapıyor mu? Yok baba, bizim burada hiçbir köpeğimiz hiçbir şey yok. Aferin. Bunları temizleyelim. Tikenleri gelmiş. El veriyorsun. Bak el veriyor, görüyor musun? Öksüz bunu yaklaştırmıyor kümeslerin oraya. Vallahi. Tabii tabii, hiç. Ya hiç. Şey çok farklı ya. Kamerada görmek, canlı yaşamak. Değil mi? Dişlerini bir göster, bir görsünler dişlerini de. Dişlerini şöyle. Maşallah. Evet, şimdi
Değdi, kıskanç değdi. Kral, Amerikanlılar burada, bugün salmadım bunları. O ördek orada yatıyor mu? Kapatmış, yine kalkmış. Yumurtaları öbürünün altına vereceğiz. Ondan sonra bizim, bunlar kangal yavruları. Mehmet Hoca'nın. Evet, evet. Bunlar da böyle burada büyüyorlar. Ondan sonra buradan geliyorlar, sahiplenip sahiplendiriyor bunları. Bu Polar'la çiftleşti. Sansarcı dediğimiz, tamam mı? Akbaşımız. Çok güzel köpektir. Evet. Bunun erkekleri dev gibi olur. Vallahi. Dev gibi olur. Böyle böyle değil. Ondan sonra bu Kızıl Duman. Kızıl Duman. Oo, bu felaket ya. Baba, bu felaket ya. Acayip. Bu bizim sırtlancıyla şey yapacak, çiftleşecek. Kızıl Duman oğlum. Yaşlandı. Adamı yer bu ya. Mehmet Hoca yavaş yavaş köpekleri bu tarafa taşıyor. Pamuk. Kızım. Gel. Bu Pamuk. Bu da Akbaş. Bu iki yavru yaptı. Yavruları gitti. Bu da böyle candan. Böyle bunlar. Aşağı mı? Hiç şey yapmıyorlar. Ya baba. Saldırmıyorlar. Ya şimdi. Bu sırtlancı. Bu sırtlancı bu elimizde büyüdü. Bu da bir şey demedi. Peki bunun ismi niye sırtlancı? Hop. Ben kırdım telefonu. Varmış. Şey korudu. Arkadaşlar, sırtlancı bir atladı. Vallahi dedim galiba telefon kırıldı. Üstünde koruma vardı. Koruması yırtıldı ama kırılmadı gibi gözüküyor. Ya şu canı anda. Sağ olsun. Abi, ya tabii canı sağ olsun da bununla çektiğimiz için. Evet. Ya şimdi söyleme sahiptir. Hayat o kadar pahalı oldu ki söyleyeyim. Evet. Elimdeki telefon Samsung Note 20 Ultra. Evet. Ben 11.500 liraya almıştım. Şu anda 35.000 lira. Yani, 20 Ultra. Tabii. Ama bunun 23'ü çıktı ya. Abi 23'ü 70-80 lira. Ama tabii canım. Onların o 23 Ultra'ları çok daha pahalı. Bu da öyle. Ondan dolayı bununla da güzel çekebildiğimiz için başına bir şey gelmesin diye hep dua ediyoruz. Ama bir ufacık da olsa bir sıkıntı yaşadık, nazarımız olsun. Neyse. Ama sırtlancı da güzel. Sırtlancı daha yeni abi, şimdi. Yeni girerse kendini seviyor. Lady kıskanç. Kıskanç Lady, kıskanç. Ya bizim böyle köpekler, ben hep söylerim. Bizim ya hangi birini seveceğini insan şaşırıyor. Aynen. Vallahi. Baba. Ama ne biliyor musun? Evet. Bak. Köpek sahibine çeker. Evet, evet. Tamam, biz uysal olursan. Çok güzel yetişmiştir. Uysal olursun. Köpeğin de uysal olur. Sen böyle aksi olursan köpeğin de aksi olur. Evet. Huysuz olursan köpek de huysuz olur. Bu böyledir abi. Senden ama ne görürse aynı senin kopyandır. 8 tane şu anda köpek gördüm. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köpek. Yavrular da var. Her biri birbirinden daha sevecek. Değil mi? Ya böyle bir şey olamaz. Aynen öyle kral. Harika. Tabii. Harika. Kral, ayağına koluna sağlık. Eline ayağına sağlık. Senin de eline koluna diline sağlık. Sen de söyle bizi en son böyle bir seninle kapatalım. Ne diyeyim? Yani bu kadar güzel hayvanlara bakıyorsunuz. Böyle güzel Türkiye şartlarında, yani elin öpülüp aşağı koyulacak şekilde. Değil mi? Vallahi zor, vallahi çok zor. Ay şimdi sana dedim ki, buraya bir hafta bak, vallahi kafayı yersin. Yok bakalım. Aynen. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Herkes Allah'a emanet olsun. Videoları abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi ve arkadaşlar, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yarın görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.